Allah razı olsun. Ayağına sağlık. Tekrar abiniz hoş geldiniz. Eyvallah. Hoş bulduk. Sağ olun. Bunu kapıya sen. Yani hakikaten bizden memnun mu değil mi onu bir soralım. Çok memnunuz vallahi. Öyle değil mi? Engelli yaşam merkezine gidiyoruz. Bir aile gibiyiz yani. Evet. Çiçek abla sana iyi bakıyor mu? Çiçek ablayla bunu söyleyebilir abla. Koronadan dolayı bazen gitmiyorum. Hı. Ama birbirimizi arıyoruz. Çiçek Hanım arıyor nasılsınız, niye gelmiyorsunuz diye. Biz de biraz dikkat. Ne ikram edelim? Hocalarımız değerlendiriyor. Bu hafta engelliler haftası diye adlandırılıyor. Aslında engelli demeyelim de yaşamsal faaliyetleri kısıtlı olan kardeşlerimizi bir haftaya bir güne sığdırmadan yılın 365 günü bir ömür boyu bu kardeşlerimize, evlatlarımıza yardımcı olmanız lazım. Bugün hayati fonksiyonlarımızın hepsi yerinde. Ama yarın ne olacağı, bir an sonra ne olacağını bilmiyoruz. Bu yönüyle biz de öyle bir olayla, öyle bir sıkıntıyla karşılaşabiliriz. Bunu düşünerekten buna göre hayatımızı tanzim etmemiz, hayatımızı tanzim ederken de bu insanların yaşamsal faaliyetlerini sürdürürken ne kadar, ne düzeyde zorluk çektiklerini algılamamız lazım. Battalgazi Belediyesi olarak birkaç yıl öncesinde önceki belediye başkanımız bir özel gereksinimli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir rehabilitasyon merkezi kurmuşlardı. Biz de geldiğimizde bu rehabilitasyon merkezinin işlevlerini arttırma adına daha fazla vatandaşımıza, anne babaya kavuşma adına arkadaşlarımız çaba gayret sarf ediyorlar. Buradaki öğrenci sayımızı %100 oranında arttırdık. Tabii ki amacımız bunların yaşamlarını, yani sıkıntı yaşayan bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak. Diğer tarafta da özellikle bu yaşam sıkıntısını yaşayan anne baba ve aileye yardımcı olmak. Hastası olan bir aile, birçok aile tanıyoruz. Bunlar 24 saat hastalarıyla beraber veyahut da sıkıntılı olan evlatlarıyla beraber zaman geçirmek zorunda kalıyorlar. Belki birkaç yıl dışarı çıkma, bir komşusuna gidip biraz bir an oturma veyahut da bir çarşı pazara çıkma noktasında sorun sıkıntı yaşıyorlar. Biz bir nebze olsun evlatlarımızı, kardeşlerimizi evlerinden kendi araçlarımızla alıyoruz. Tabii orada değişik birimlerde, branşlarda eğitimcilerimiz var. Onların gözetiminde, onların gereksinimlerini karşılayacak şekilde bir tedavi yöntemi uygulanıyor. En azından bu süreçte anne baba veyahut da bakıcı kendine zaman ayırabiliyor. Daha sonrasında tabii tedavi, rehabilitasyonu bittikten sonra araçlarımızla tekrar eve getiriyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu tür engeli olan, yani aslında engelli demek de doğru değil, bir uzvu sıkıntı olan kardeşlerimize daha fazla ne yapabiliriz? Bunun çalışmalarını yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Kardeşlerimizle, evlatlarımızla gerek rehabilitasyon merkezimizde olsun, engelsiz yaşam merkezimizde olsun, gerek evlerde kendilerini ziyaret ettiğimizde bu tür bir tedavinin, bu tür aktivitenin kendilerine çok mutlu ve memnun ettiklerini söylüyorlar. Bunları yüz ifadelerinden de anlıyoruz, görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Biz Engelliler Haftası münasebetiyle hem belediyemizdeki arkadaşlarımızla oturup bir hasbihal ettik.
hem de burada hanım ablamızı, kızımızı ziyaret edip onunla hasbihal edelim istedik. İnşallah bu hastalık sürecini de insanları evlerine hapseden, Türkiye başta olmak üzere tüm dünyayı kavuran bu pandemi, korona hastalığı da inşallah bizlerin dikkatleri sonucu, maskeyi kesinlikle takarak, aramızdaki mesafeyi koruyarak, diğer tarafta da özellikle el hijyenine dikkat etmemiz lazım. Çünkü birçok mikrobu insanlar ağız, burun yoluyla alıyorlar. İnsan elleriyle sürekli ağız burunlarına dokunuyor. Dolayısıyla sık sık yıkayarak, temizliğe dikkat ederek inşallah bu hastalığı da atlatmış olacağız. Engelsiz kardeşlerimize, yani engeli olmayan bir yaşam diliyoruz. Engeli olmayan bir hayat diliyoruz. Gerek yeşil alanlarımızda olsun, gerek ulaşım noktalarında olsun. Engelli kardeşlerimizin yaşamlarını, yani ihtiyaçlarını karşılama noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Umarım inşallah biz bu kardeşlerimizin hayır dualarına layık oluruz diye ümit ediyoruz. Çalışmalarımızı bu inançla yürütüyoruz. Engelsiz bir dünya diyelim, engelsiz bir yaşam diyelim. Sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Ablama da bizi kabul ettiği için çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık Şerif Bey. Çok teşekkür ediyorum. Değil, eskiden başkanlar kimsenin evine gitmezdi. Bu hükümet maşallah var gerçekten. Ben başkanımdan memnunum. Engelsiz Yaşam Merkezi'nden de çok memnunum, oradan da fizik tedavi görüyorum zaten. Valla bizi çok mutlu etti. Ayağına sağlık. Bu merkezi yapmış. Kızım arada gidiyor, evde çekiyor. Allah razı olsun. Allah başımda eksik etmesin. Çok çok teşekkür ederim. Valla çok çok teşekkür ederim. Geldiği için teşekkür ediyorum. Çok iyi bir destek oldu. Yani bize destek oluyorlar. Biz belediyemiz ve hükümetimizden memnunuz. İşte bugüne kadar hiç bir sıkıntımız olmadı. Sıkıntı olduğunda bize yardımcı oluyorlar herhalde, çok şükür. İşte kızı evinde aileler götürüp getirirler. Çok memnunuz kendisinde. Allah razı olsun. Kendini ayağına sağlık, elini ayağına sağlık. Böyle gelirken üşümesin. Evet, lazım zaten. Değil mi? Evet. Ben çok sevmişim. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Bu gözüküyor demek ki. Böyle kan çıkmış. Özel sporcularla madalyalı sporcu. Maşallah ya. Ali Efendim seherin de, abisinin de var. Bu üçünün. Tutun kızım, sen de. Allah evimiz yandı, yeniden yaptık. İşte Allah razı olsun. Mutlu, sevinçli, iyi, güzel. Güzel, yüzme, eğlenceli, daha da iyi. Derslerle ilgileniyorum. Dersin bittiği zaman da bazen nerede kitap okuyorum. Kitap okuyorsun. İşte kursa gününde ders yapıyorum. Türkçe yazıyorum, hikaye yazıyorum, matematik çözü yapıyorum. Çok mutlu geldikleri için teşekkür ederim. Yani evlerimize nezaketen ziyaret ettikleri için, Dünya Engelliler Günü için, bütün engelliler adına hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Engelli merkezinde de hepinize söylüyorum, hepsine Allah razı olsun. Yani şu çocukların, yalnız bizim çocuklar değil, diğer çocukların, yani kolay değil. Engelli ailesi olmak da kolay değil, engelliyi eğitmek de kolay değil. Allah bütün hepsinden Allah razı olsun. Başta hocalarımızdan, kurum amirlerinden, başkanımızdan. Ben yıllardır işindeyim. Ben de bir engelliyim. Ben bunu inkar etmeyeyim. Ben de %40 engelliyim. Yani hepimiz engelli adayız ama diyebilirim, şunu diyebilirim. Engelliyle uğraşmak, engelli ailesi olmak, engelliye eğitim vermek, engelli ailesinden daha çok öğretmenlerin yükü daha ağır. Bizde belirli saatlerde ama onlar daha yükü ağırlığını alıyorlar. Hepsine çok çok teşekkür ederim. Tüm engeller adına, başkanım olsun, kurum amirleri, öğretmenlerimiz, çocuklarım adına hepsine teşekkür ederim. Bilhassa gelip ziyaret ettiğiniz için ayrıyeten teşekkür ederiz. İyi günlerde kullansın inşallah. Sağ olun.
Başkanım, ben onu 6 yıl